Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Agartha, Pandora, Felis açıldı. 3 tane yeni server'a kavuştuk Night Online'da senelerden sonra. Fakat bunun üzerine Night Online'dan bir açıklama daha geldi. 25 Kasım tarihinde web sitelerinde böyle bir duyurunda bulundular. 8 Aralık itibariyle Zero server'a açılacağına dair. Şu an bu server'da başlayıp başlamayacağım çok net değil. Yani böyle bir git gel yaşıyorum. Ama en azından burası için sonradan pişman olmamak için bir account oluşturmak istiyorum. Epeydir de bilgilendirici içerikler yayınlıyorum biliyorsunuz. Bugün sıfırdan bir account oluşturup OTP'sini, güvenlik bilgilerini oluşturup nasıl hazır hale getireceğimize dair bir video çekmek istedim. Böylece son 3 server'ın açılışını kaçırıp tekrar başlamak isteyen oyuncular için belki bilgilendirici ve yönlendirici bir içerik olabilir diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ben de seneler önce oynayıp sonra bırakan bir oyuncuydum. Tekrar oyuna başladığımda bu gibi bilgileri çok zor edinerek videolardan yapmaya çalıştım ben de. Dolayısıyla OTP, ICS gibi Night Online'da yeni hayatımıza giren bazı güvenlik önlemleriyle ilgili ve bunların nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle yeni kayıt adımlarına tıkladığımızda bizi tekrar aynı sayfaya atıyor ve burada ilk yapmamız gereken şey giriş. Benim şu anda bir account'um olmadığı için giriş yapabileceğim bir account'um yok. Dolayısıyla baştan kayıt olmamız gerekiyor. Burada yeni bir ID belirliyorum öncelikle. Sonrasında daha önce herhangi bir hesap oluşturmadığım bir mail adresi girdim. Bir şifre belirledim ve aşağıdaki iki tane anlaşmayı tikledim. Şu an e-postayı kontrol edin ve doğrulamayı tamamlayın dedi. Yani bu kadar basit aslında yeni bir hesabı açmak. Sonrasında mailimize gelen link üzerinden Entity Game'e hoş geldiniz kısmına kaydınızı tamamlamak için tıklıyorsunuz. Ve böylece hesabınızı doğrulamış oluyorsunuz. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Direkt Entity Game'in normal web sitesine girip buradan katıla tıklayıp artık kayıt ol değil girişe tıklıyoruz. Buradan yeni oluşturduğumuz ID'yi ve şifreyi girdikten sonra güvenlik kodu biraz zordu ama inşallah doğrudur. Onu da tıklayarak girişe tıkladık. Ve sonrasında hesabıma giriş yapmış oluyorum. Burada genel bakışa gittiğimizde hesabınızla ilgili genel bilgileri burada görüntüleyebiliyor olacaksınız. Fakat burada ICS'in aktif olmadığını görüyoruz. ICS nedir? Aslında Night Online'ın yeni kurmuş olduğu bir güvenlik sistemi diyebiliriz. ICS servisi aktif olmadan herhangi bir şekilde oyuna giriş yapamıyorsunuz. Çünkü oyuna giriş yaparken ID ve şifrenizi girdikten sonra sizden ICS'e bağlı olan AnyOTP programı üzerinden oluşturduğunuz 6 haneli bir kodu istiyor. Aksi halde oyuna giriş sağlanamıyor. ICS'i aktif etmek için öncelikle şuraya tıklıyoruz ve burası size otomatik olarak otp.entitygame.com adresine yönlendiriyor. Burada portal olarak Entity Game'i seçiyoruz. Az önce oluşturduğumuz ID'mizi ve şifremizi buraya giriyoruz. Ve sonrasında Submit diyerek buradaki portalımıza giriyoruz aslında. My ICS. Burada information olarak ilk önce step 1 olarak e-mailimizi onaylamamız gerekiyor. Send email verification dedik ve buradan aynı browser üzerinden Hotmail adresimize gideceğiz. Mail içerisindeki linki tıklayarak ya da linki burada browser'ınıza yapıştırarak e-mail verification'ı tamamlayabiliyoruz. Tekrar ICS login'e gelip tekrar ID ve şifremizi buraya giriyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi e-mail kısmı aktif gözüküyor. Şimdi step 2 olan mobil kısmını aktif etmemiz gerekiyor. Telefonumuza gelen authentication kodu buraya giriyoruz. Buraya girdiğiniz kod daha önce kullanılan bir telefona ait olabilir. Bununla ilgili bir kısıtlama yok. Sonrasında AnyOTP programını hangi cihaza kurmak istediğinizle ilgili bir sayfa geliyor. Ben burada PC'yi seçeceğim. Cep telefonunuza kurmak için burada mobile'da seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi service registration has been completed dedi. Cep telefonuma da OTP ID, authentication code ve bunun expiry date ile ilgili bilgilendirme mesajı geldi. Şimdi bilgisayarıma AnyOTP'yi indiriyorum. Buradaki download linkinden indirdikten sonra bu şekilde önünüze ID ve authentication kodu yazacağınız bir pencere açılıyor. Ben buraya hemen bu bilgileri, cep telefonuma gelen bilgileri giriyorum. Sonrasında bu ekranda bizden bir password oluşturmamızı istiyor arkadaşlar. Hemen ben password'ümü oluşturuyorum. Confirm dedikten sonra burada test etmek için kullanacağımız OTP numarası beliriyor. Hemen burada Activate OTP sayfasından OTP teste giriyorum öncelikle ve bu kodu buraya yapıştırıyorum. Test now dediğimde burada OTP'nin aktif ve çalışıyor olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki inaktifleri şimdi aktife çevireceğiz. Yeni OTP ile burayı aktif hale getiriyorum. Activate dedim, complete ettim.
kısmı da aktive edeceğim. Fakat bunun için yeni bir kod oluşması gerekiyor. Dolayısıyla 19 saniye daha bekliyorum. Yeni oluşan kodu buraya girdim ve gördüğünüz gibi hem Entity Game Portal aktif oldu ve Knight Online World Game Access'in de aktif oldu. Şu an buraya kadar herhangi bir ücret ödemeden, herhangi bir endpoint yüklemesi yapmadan oyuna girişimizi aktif hale getirebildik. Sonrasında tekrar Entity Game'deki hesabıma gidiyorum. Genel bakışta Portal ICS servisinin aktif olduğunu görüntüleyebiliyorum. Oyun hizmetlerine girdiğimde ise burada ICS hizmetleri OTP'nin tamamlanmış olduğunu görüyorum. Buraya bir sembolümü talep etmiş oluyorum. Fakat SMS doğrulamamız hala yok. SMS doğrulaması ne için gerekiyor? SMS doğrulaması oyun içerisinde pazar aktiviteleri için yapılmış olması gerekiyor hesabınızda. Aksi halde oyun içerisinde pazar servisi olmadan buraya kadar ücretsiz olarak OTP oluşturarak girebiliyorsunuz. Fakat oyun içerisinde pazar yapamıyorsunuz. Dolayısıyla SMS doğrulamasını da yapmamız gerekiyor. Burada aktif değil kısmına tıkladığımızda bize cep telefonu numaramızı girdiğimiz ve OTP kodunu gireceğimiz bir ekrana yönlendiriyor. Burada başında artı 9 ve 0 olmadan cep telefonu numaranızı giriyorsunuz. Sonrasında OTP'de oluşturduğunuz şifreyle bir numara oluşturuyorsunuz. O kodu buraya giriyorsunuz elinizle. Bizden endpoint istediği kısma geldik. Yani SMS doğrulaması yapmak için burada endpoint karşılığında onaylanacağını söylüyor. Burada tamam diyorsunuz. Yeterli endpointimiz olmadığı için herhangi bir doğrulama kodu şu an kendimize yollayamadık. Endpoint kısmından endpoint yüklememiz gerekiyor. Burada ESN kısmını tıklayıp herhangi bir siteden aldığınız ESN kodlarıyla endpoint yükleyebilirsiniz. Ben daha önce 400 cache'lik, 400'lük bir endpoint satın almıştım. Onun kodlarını şimdi buraya gireceğim. Doğrulama kodu yolla diyorum. 5 endpoint benden gideceğine dair bilgi geliyor. Burada önemli bir bilgi, bu sayfayı kapatmamanız gerektiği ile ilgili size bir bilgi veriyor. Ve sonrasında size 590 saniye içerisinde telefonunuza giden doğrulama kodunu girmek için vakit veriyor. Bu sayfayı herhangi bir şekilde kapatmadan kodunuzu girip sonrasında doğrulaya tıklıyorsunuz. Oyun içi ticaret için böylece hesabınız onaylanmış bulunuyor. Sonrasında hesabınızda oyun hizmetleri kısmına tıkladığınızda burada SMS doğrulama kısmının aktif olduğunu görüyorsunuz. Güvenli eşleştir dediğimizde ikinci sembolümüz de geliyor. Bu sembollerimizi sonra oyun içerisinde kullanabileceğiz. Burada yapacağınız diğer işlemler güvenlik anahtarı ve VIP kasa anahtarı ile ilgili. Bunlar yapmanız zorunlu olan işlemler değil. Güvenlik anahtarı eşyalarınızı kilitlemek için yarıyor. VIP kasa anahtarı ise VIP kasanıza şifreli bir şekilde girmek için kullanılan iki tane güvenlik önlemi. Ben şu an bunları gerçekleştirmeyeceğim. Şimdi bu hesabımızda nasıl ön kayıt yapabiliriz kısmına bakalım. Ön kayıt yapın kısmına tıkladım. Sonrasında buraya cep telefonumuzu girip doğrulama kodu gönder diyoruz. Bu cep telefonu numarasının daha önce herhangi bir server'a kayıt yapmamış bir cep telefonu numarası olması çok önemli arkadaşlar. Daha önce OTP'yi aldığınız cep telefonundan farklı bir cep telefonu olabilir. Gelen kodu buraya girip onayla ve kayıt ol diyoruz. Böylece yeni sunucu kaydımızı tamamlamış oluyoruz. Şu an yeni sunucu kaydımızı sıfırdan bir hesap açarak tamamladık sizinle beraber. Şimdi ise yine aynı sitede yer alan sunucu seçimi kısmına tıkladık ve şimdi sunucunuzu seçin dedi. Sunucu seçiminden burada Zero sunucusunu seçmek istiyorum. Bu kısmı seçtiğimizde Zero sunucusunun 8 Aralık 2022 tarihinde Türkiye saatiyle saat 4'te açılacağına dair bilgi geliyor ekranımıza. 15 günlük Lunar Tatu ve 15 günlük Battle Hero Wing bize hediye olarak gelecekmiş. Tamamı tıklıyorum. Sonrasında burada doğrulama kodu gönder kısmına tıklayarak az önce kayıt olduğumuz telefon numarasına gelen doğrulama kodunu, 6 haneli doğrulama kodunu buraya giriyoruz ve sunucu olarak Zero'yu tıklıyorum. Onayla ve kayıt ol dedikten sonra burada başarılı bir şekilde Zero sunucusuna kayıtlı olduğumuza dair bir bilgi ekranı geliyor. Böylece yeni sunucuya kaydolmuş olduk arkadaşlar. Umarım oyuna bir süredir ara vermiş olanlar ve oyuna yeni başlayacak olanlar ya da server değiştirenler için bilgilendirici bir video olmuştur. Zero sunucusunda oyuna başlayacak olan arkadaşların videonun altında yorumlarını bekliyorum. Elmurat mı seçeceksiniz yoksa Karus mu olacaksınız? Nickiniz ne olacak? Ben de heyecanlı bir şekilde yine Zero sunucusunda bekliyorum. Ve mutlaka Anokis nickname ile o serverda da bulunacağımı dair size söz veriyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.